Herkese selamun aleyküm. Kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni videoda karşınızdayız. Bugün hatırlatma gibi olacak ama yine sonuçta bilgi videosu paylaşacağız. Tüy zamanı geldi. Tüye girdi. Hayvanlarımız, benim hayvanlarım, şahsım için konuşayım. Çoğusu tüye girdi. Bursa çapında da, yani ülkenin çoğusunda da tüye giren hayvanlar var. Konuştuğumuz insanlar olduğu için farkındayız. Tüye girdiler. Şimdi tüy zamanında yapması gerekenleri tamamen güzelden tekrardan bir anlatalım. Belki eski bir video çekmiştim. Eksiğimiz varsa eksiğimizi bu videoda tamamlayalım. Hem de şöyle orozlarımızı, kümeslerimizi komple boşalttık. İç kümesleri aldık. Onları da gösterelim. Ha bak, temizledik. Şimdi Apo kardeşimiz horoz getirecek. Pırır pırır, görüyor musunuz? Temizledik. Her şeyimizi ayarladık. Tek tek gösterelim. Şimdi orozlarımızı zaten 3 oraya 2 oraya derken azaltmıştık. Apo'ya işte 8 kümes ayarladık. Görüyorsunuz, pırır pırır. Temizledim. Her tarafını pırır pırır yaptım. Zaten farkındaysanız terlemişim. Şimdi video işim bitti. Bugün pazar günü izinliyim. Görüyorsunuz, bunu da gösterelim. Birkaç tanesini de. Bak, çiçek gibi tertemiz. Ayıkladık, temizledik, ilaçladık. Apo'nun horozlarını tertemiz her şeyden arındırdık. Yani bit olma ihtimali de sıfır. Her diyoruz, o her şey hiçbir şey olma ihtimali sıfır. İki horoz buraya aldık. İki horoz da buraya aldık. Bunlar sezon başında maç yaptıracağım baş horozlar. Bu 2-400'üm. Bu da Konya'dan gelen, aksilik olmazsa bu çok, bu da müthiş bir yavru. Bunlar maç yapacağım, buraya aldık. Damızlıklarımızı bu seneden, bu yaş ortalamasında damızlıkları oraya aldık. Şimdi onlar maç yapar mı? Yapar. Ama bunlar istisna horozlar. Bunlar öyle çok çabuk gelecek. Şimdi mesela Necdet kardeş şundan paylaşmadık ama 13 saniye şunun videosunu paylaştı. Kumar horozları attığımı. 3-4 tane arkadaşımız 13 saniyede profesyonel bilgiler sahibi oldukları için hemen horoza yorum yapıyorlar. Ben kısmet olursa, tüyden çıkarsa, şimdi iddialı konuşmayalım, tüyden çıktıktan sonra konuşalım. Şimdi ölüm kalır, dünya ölür kalır, sıkıntı olur, durdu kızım. Şimdi işte 13 saniyede konuşuyorlar, alt geziyormuş, bunun sopa yemeye mahkummuş diye profesöre konuştu. Şimdi bana kızacaklar. Sen o yorumu yapıyorsan ben de sana bunun cevabını vermek zorundayım. Bu horoz, gel kızım şöyle açalım kapıyı. 8 idman görmüş. Şu horoz 8 idman, açma fazla açma. 8 idman görmüş. En kilosunda 2 idman yapmış. 550 gram, 450 gram, 230 gram, 280 gram, 120 gram ağırlık ki o 2 o 8 idman yapmış. Kafasından ve tüyünden yaklaşabiliyor musun? Tüy dahi ellettirmemiş bir horozdan bahsediyoruz ama arkadaşlar profesör olduğu için bu horoza adı, ya kızmadım. İstediğin söylese, ben horozun biliyor muyum? Biliyorum. Sıkıntımız yok ama hani öğrenin bu işleri demek istiyorum. Yani hiç beni dinliyorsa bu arkadaşlar, beni sürekli dinleyen arkadaşlar. 8 idman görmüş bir horozdan bahsediyoruz. Horoz ellettirmedi kendini ya. 550 gram ağırına diyorum, 450 gram ağırına diyorum ve profesyonel horozcuların horozlarına atılmış hayvanlar. Bununla 230 gram maç yapan, 13 dakikada kaldıran bir horoz, 48 dakikada kahvede çatır çatır horoz dövmüş bir horozdan bahsediyoruz biz. Yani siz neden bahsediyorsunuz? Neyin kafasını yaşıyoruz, ben anlamıyorum. Şimdi biz de, ben de size bu iki horozla hangisi tutarsa 2400, 2500 bunlar. Tamam, bu 2500 olmaz da oldu varsayalım. Bu da 500 gram koyalım. 2600 oldu varsayalım. Tüy bitiminden sonra ölmez kalmaz sağsa sizin en iyi dediğiniz, en sistemli dediğiniz, en atkılı dediğiniz, en düz dediğiniz, en çabuk dediğiniz, en basır dediğiniz horozlara bu horoz günlerdir yatmıyor bu lafına. Size talip. Bak size söylüyorum, neyse sıkıntımız yok, kızmadık. Ama 13 saniyede konuştuğunuz için ben buna kızıyorum. 3-4 dakika video izlersiniz, yorum yaparsanız. Hikaye bölümünden özendi çocuk. Ben de hiç paylaşmadım ama paylaştı. Bir şey de demedik. Talip. Ve size yakın Maraş'ta olanlar var. Mardin'de olanlar var. Bunlar yorum yapanlar. Arkadaş Antep'te. Bunun öz kız kardeşine çıkma yeğenlerimiz de var. Biz gidemezsek o yeğenlerle maç yapacağım sizi. Bir alt mı geziyorlar, sopaya mahkum mu horozlar mı, ben size bunu ispatlayacağım. Sabredin, görün. Neyse, gel videomuza geçelim, içeri girelim kümeslerimize. Orada tüydeki ne yapmamız gerektiğinden bahsedelim. Şimdi kümesleri 10 tanesi buraya ayarladık. Zaten bunlar o diğerlerinin aynı yaş ortalamaları. Bunlar şeftali için 2-400'ün öz kardeşi. Bu 2-300 gibi. Bu da her türlü maç yapar ama ben bunu damızlık kullanacağım. Çünkü o damızlık kullanılacak. O kullanım, yani onu tavuğa uydurması çok zor iştir. Şimdi biz gerçekten kumaşalım. Horoz müthiş ötesi bir horoz ama
Şimdi tavuğa vuracağınız dediği zaman ben bunu kullanırım, onu kullanmam. Bunun uyumlu olur daha güzel. Bu damızlık horoz. Bu hakiki her şeyle kusursuz bir damızlık horoz. Bu da damızlık horoz. İki yüzlük horoz. Bunu ayırdık. Bunu atmayacağım. Aksilik olur, öyle olur, şöyle olur, atmayacağım. Neyse, bunlar zaten 3 yaşına girecek horozlar. Bunlar ayırmışız. Bunlar zaten bu sene bunu önce bunları kullanacağız. Bu kullanacağız. Bu meşhur, ben baltayı biktirim, Adapazarı'nın oğlu. Bunlar da çil yavrularımıza attık. Hepsi olduğuna kuzu gibi. Bakar mısın? Kartlarını atınca sesten dolayı şimdi başkası olsa atmaz. Tek tek çekmesin. Şuna bakar mısınız? Normalde dışarıda nasıl olduklarını görüyorsunuz. Ama bir kuzu gibi oldular. Bak. Şimdi işte neden? Niye attım? Korksunlar. Sıkıntımız yok. Zaten tüy dökümü başlamış. Tüy dökümünden çıkıp edene kadar bunlar zaten bu ortama alışacaklar. Kümesler güzel olacak. O daha iyi alışacaklar. Ve hazırca mı olacak? Ben burada hazırlayayım. Şimdi bunlar hazır olduğu zaman apoda getirecek. Onun maç yapacaklarını da buraya alıp burada damızlık kullanacaklarımızı buradan o kümeslere aktarma yapacağız. Yani onları hazır temizle tuttuk. Buradan oraya aktarma olacak. Neyse tüydeki hayvana ne yapalım? Bak iyi dinle. Şimdi burasını her ağızdan çıkarak kulak asmayın. Tüyden girmek erken girmesini istiyorsan veya hayvan baktınız ki tüy zaten girdiğini en başta şu omuz kökleri, boyun kökleri kanatlardan ilk önce horozun döktüğü yer buralardır. Sonra boyun kökleri işte dediğim gibi dökmeye başlar. Önce ama kanat üstleri kanatlardan tek tek atar, kuyruklardan atar. Sonradan sırtından derken göğüsten tamamlar ve komple kuyruğunu döker, bacaklardan başlar ve bitirir horoz. Bunu gördüğümüz zaman horozun baktaki tüy döküyor. Kümesinde zaten her gün horozcusun, alıyorsun, bakıyorsun. Tüy döktüğünü farkındasın. Horozu atmayalım. Bu zamanlar tüye girme zamanları. Horozları atmayın. Attığınızda sıkar. Geç tüye çıkar. Geç tüyden çıkar. Yani hem geç girer bir de 2 ayda 2,5 ayda tüye girip çıkacakken attığın için hem geç girecek. Mesela örnek veriyorum sana Temmuz'da başlayacak diyelim. Sen bunu Eylül'de başlatacaksın. Örnek veriyorum sana kas 2 ayda çıkacak horoz çıkacak 5 ayda çıkacak. Atmayın. Yani bir hayvanın zamanı vardır. Her şey zamanında güzeldir. Tüyden nasıl erken çıkaracağız? Suyun altına bir sokacağız böyle. Alacağız horozumuzu. Şimdi hava bozuk olmasa ben yapacaktım ama şansımız hava bozdu. Islama olayı, horozu ıslatma olayı aşırı sıcak havalarda yapılır. Sıcak havalarda yani böyle bulut olduğu zaman bile güneş görmediği zaman ıslatmayın hayvanı. Üşütürsünüz. Zaten bu tüydeki hayvanlar karın ağrısı yüksek olan hayvanlardır. İnanılmaz karın ağrısı, vücut ağrısı, organ ağrısı çeken hayvanlar. O yüzden zaten sıçtığı boktan bile bunu anlayabilirsiniz. O yüzden bunları atmayın, etmeyin. Yani bunları horozlar şey yapmayın. İkincisi ıslama zamanı geldi mi 3 günde. Mesela benim 12 horozum var. Ben yaptığımı anlatayım size. 12 horozum var. 4 bölmüşüm. Ne yapıyoruz? 4'ünü bir günü tek tek salıyorum. Kuruyana kadar işten geliyor. Mesela 4.5'a 6, 4.5, 5 gibi veya 4 gibi geliyor. Giriyorum. Islatıyorum güzelce. Komple değil. Alıyorum kanat altlarını güzelce şöyle yıkıyorum. Bazılarını yıkıyorum böyle güzelce ovalayarak. Boynunu, yüzünü ovalıyorum. Kollarını, işte bacaklarını ıslatıyorum. Kuyruk sokumunu, kuyruk üstünü, sırtını ıslatırım. Koyarım. O kuruyana kadar gezdiririm. Kurudu mu onu kapatırım. Her gün 4 tanesini. Yani 3 günde bir horoza, yani 4 horoza sıra gelmiş oluyor. 3 günde bir yaparsanız zaten bir yaptığınız 2, 3'üncüye yani 9. günü horoz tüy dökümü müthiş bir hızla ne olacaktır? Tüy dökümü başlasın gibi çatı çatı kümeslerde fıldır fıldır göreceksiniz. Bunu gördüğünüz an ıslama olayını bırakın. Çünkü horoz ıslandıkça döktükten sonra çok çabuk tüy çıkımı başlar. Çünkü su döküyorsunuz. Su hem dökümü hızlandırır hem çıkışı hızlandırır. Çıkan tüyü ıslandığı zaman çıkış şekli bozulur. Bu aklınıza bulunsun. Çıkış şeklini bozmayın. Tüy dökümü hızlandığı her taraftan olduğunu fark ettiğiniz an ıslamayı bırakın. Horozu atın bir kümese. Elinize mümkünatı olduğu sürece az alın. Hem horozu niye az alın diyelim. Bir sebeplerinden de bahsedelim. Ne sebebi var diyelim. Karnası yapar horoz sana yabani olur. Elin ağrısı huzursuz olur. Sana alışma olasılığı zor olur. İkincisi yılgınlık bile yapar. Fazla eline alırsan, edersen, uğraşırsan horozla uğraşma. Şimdi bu ıslama olayına geçmeden önce bir de yapmamız gerekenleri söyleyelim. Taş bu sene ayırdık, maç yaptırdık. Horozumuz örnek veriyorum dövdü. Bir sezona hazırlayacağız. Hemen taş ayarını yapın. Çizsin. Bu horoz şu bazen ince çıkar. Bazen kalın çıkar. Bazen kısa çıkar. Bazen direkt sivri yani
ya kalından inceye geçer. Bunun ortasından veyahut da dibinin kalın gelmesini istiyorsanız, çünkü tüy giriş çıkışı 3-3,5 ay sürüyor. Ortalaması diyelim. Yani en ideali bahsedelim. Siz bunu tüye verdiğiniz zaman önce taş ayarını yapın. Gagada fazlalık, arızalı yer varsa, uzamış yer varsa o alın. Gagasını toparlayın. Taşınızı mutlaka, en önemli şey taş. Tüyden çıkar da ben taşını keserim. Bu hikayelerden vazgeçin. Tüy horoz çünkü uzuyor. Onu atacaksın şimdi. Sen keseceksin o tüy çıkışına bitene kadar sana bu horoz. Şöyle deneyim kızım, bu tarafa çekelim. Bu horoz sana zaten taşını verecek. Tam ayarlanma seviyesine getireceksin. Ha, çünkü yani kahvede kart oluyor bunlar. Ama öyle fazla kısa kesmeyeceksin. Kart taşı bırakacaksın. Yavru zaten kendi zaten şimdi yavrular varsa sezona yavru taşı oluyor ama çünkü bu sene örnek veriyorum size Ocak Şubat yavruları seneye kart oluyor işte Aralık ayında. Kart olmuyor. 2 yaşına girmiş oluyor. E bunları nasıl yapacaksın abi? Mecburiyetten taşını ayarlayacaksın. Ondan sonra hem tüyü gelecek hem taşı gelecek. Tüm ayarın olacak. Tüyden çıkar. Taşına bir zımparayla ayar istediğin şeklini verirsin. Olay biter ve idmana hazırlarsın. Aklınıza bulasın. Tüyü yine üstüne basa basa. Tüydeki horoz hala tüy çıkarken, tüy dökerken demiyorum. Ama tüyünün çıkmadığı fıça fıça olduğu zaman horozu elinizden geliyorsa hiç ele almayın. Kapısını açın. Kendi çıksın. Örnek veriyorum size bahçe. Kendi çıksın. Sadece kapatırken bazı horozlar yabani olduğu için ne yaparsınız? Alırsınız horozunuzu. Ama çok alırsın, kümesinizi atarsınız. Bunları anlayın. Tamam mı? Bunları yapın. Ondan sonra horozun sağlıklı olsun. Karın ağrısı çektirmeyin. Ele alın. Bir arkadaş geliyor diyor. Mesela benim yaptığım Necdet diye arkadaşımız geldi. Horozumuzu verdik. Horozları 3-5 dakika kaldırdık. Hata. Çok büyük hata. Tüyü dökmüştü horoz. Hemen fark etti. Sıktı. Dökümü azalttı. Hata mı yaptık? Bakın halbuki 3 veya 5 dakika attık. Ama işte atmayın. Biz size değiliz. Siz eğer maç yapan bir adamsanız bu işlerden vazgeçin. Şimdi bir konu daha bahsedelim. Neden bahsedelim? Damızlık horoz. Şimdi ben bir dahaki videoda bu tüyden çıktıktan sonra müthiş videolar paylaşacağım. Şimdi apoda tavuk getirecek, horoz getirecek. Genellikle tavuklardan bahsedeceğim. Bir tavuğu elimize alacağız. Gel şöyle bir gidelim, bir tavuk alalım. Şimdi bahsetmeyeceğim. Çünkü bir tavuğun bunları anlatmamız için tavuğun tamamen sünün gibi bir tüyünün eksik olması gerekiyor ki örnek vereyim size. Durdur kızım, bir tavuk tutalım. Şimdi tavuğu elimize aldık. Şimdi komple bunların hepsi tüyden çıktıkları zaman neler paylaşacağız, neler anlatacağız. O zaman bizim diğer insanlardan olan farkımızı size anlatacağım. Örnek veriyorum, şu tavuğu aldık. Siyah değil de kırmızı olacak. Veyahut da badem olacak, veyahut da beyaz olacak, kırmızı, veyahut da ballı olacak, veya kar yağdı olacak. Bunlar olacak. Tavuğu elimize aldığımız zaman bir tüyün eksik olması gerekiyor. Bak eksik. Bu bile olmayacak. Niye diyeceksin olmayacak? Bir tüy vereceği yavrunun rengini veriyor. Bir tüy bile önemli diyorum. Bunu anlayın. İşte bu yüzden hayvanlarınızı atmayın. Biz o video atıyor. Adam ne ismi? Abi bu tavuk nasıl bir yavru veriyor? Abi aynı şu tavuk gibi haşat olmuş. Veyahut da şu tavuk gibi kanat kama horoz binmiş. Atmamış çocuk ama tavuk horoz binmiş. Sırtını yolmuş. Bu tavuğa not veremezsin. Bu tavuğa bunu verir diyemezsin. Bir de ben her zaman anlatıyorum. Bir tavuğu böyle elime vereceksin. Sana bunun vereceği yavrunun tüm anatomisini sayarım. Anatomisini. Vereceği şekil, ilik, kaş, göz hepsini sayarım. Her babayı ne acil yani. Yapacak tek adam benim. Söylerim yani. Hangi orozu? Şu orozu vurduk varsayalım. Bundan sana vereceği 6 yavru olarak her zaman konuştuğum için söyleyeyim. 6 yavrunun da tümümün şeklini söylerim. Ben o kadar net konuşuyorum. İddiaya giden varsa hodur meydan. Ama büyük iddia. Öyle kumarı sevmem. Ama madem inanmıyor demektir, inanmayan adama istediğimi yaptırırım. Yani o iddiayı büyük koyarım. O yüzden yaparız yani bu işi. Bu videolardan da paylaşacağız size güzel güzel o tavuklardan, horozlardan bir tüyün ne anlama geldiğini ve örnek veriyorum size. Bana diyorlar ki şu tavuk nasıl çil verdiğini, hadi bu çil tavukta da diyelim nerede? Şu köşedeki. Şu çil vereceği belli ama bunun da çil vereceğini nereden anladın diyorlar. Şimdi bu tüyden çıktığı zaman bunu da göstereceğim. En basit örneği. Bu tavuğun küllü veyahut da Arap vereceğini nereden anlarız değil mi? İşte bununla bahsedeceğiz size. Veyahut da gel gelelim diyelim şunun ne vereceğini size biz öyle bahsedeceğiz. Tek tek
Abla meme 25 tavuk getirecek. 20 de bende var. 45 50 tane olacak herhalde. 50 tavuğun anlatabilirsiniz seçeceğiz ve oradan oylama yapacağız. Güzel bir de işle yapacağız. Oylama yapacağız. Herkes ortalama hangi tavuktan yavru almamı isteyen adam varsa ben hani anlatacağım bu tavuk bunu verecek diye. Biz o tavuktan yavru alacağız ama en çok hangi tavukta yavru almamızı istediyse burada bunu yazacak. Biz de ondan yavru alacak. Bakalım biliyoruz mu bilmiyoruz mu diye herkese ispatlayacağız. Bunlar hepsini yapacağız ama her şeyin zamanı sırası var. Şimdi hayvanlar tüyde bilgilerimi bazen paylaşacağım. Yetersiz olacak. Çünkü bir şey anlatıyorsan ispatla anlatmak zorundasın. Sallamak zorunda değilsin. Salladık mı zaten dürüstlüğümüzün bir anlamı kalmaz. Neyse kardeşim hakkınızı helal edin. Hatamız kusurumuz olduysa herkesten binlerce kez özür diliyorum. Selametle kalın.